Herkese merhabalar. Biz pilotlar hastalandığımız zaman ne yapıyoruz? Hasta hasta uçuşa gitmek zorunda kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Hastalandığımız zaman yapmamız gereken şeyler nelerdir? Onlara bir bakalım istedim. Kaptan Baha bugün hasta Baha. Gelin beraber izleyelim bakalım pilotlar hastalanınca ne yapıyorlar? Herkese merhabalar. Bu videoyu yapmak aslında hiç de aklımda yoktu. Hasta olmak da aklımda yoktu. 2,5 günlüğüne Prag'dan İstanbul'a gittim geldim. Fakat İstanbul'da hava o kadar güzeldi ki ona kandım ve onun sayesinde de hasta oldum. Bu hastalık sayesinde biz pilotlar hasta olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Onlara biraz göz atalım. Ne tür haklarımız var, ne tür haklarımız yok? Gerçekten de hasta hasta uçuşa gidiyor muyuz işimizi kaybetmemek için? Yoksa bizim işimizin bize verdiği bir takım hakları kullanarak evde yatıp dinlenip bir an önce iyileşmeye çalışıyor muyuz? Onlara bakalım. Her şeyden evvel pilotlar sağlıklarına iyi bakmak zorundalar. Biz pilotlar iyi yemek zorundayız, iyi uyumak zorundayız ki bu özellikle bizim kargo pilotu camiasında çok olan bir şey değil. Ve ayrıca benim gibi dünyanın her bir tarafında dolaşan insanlar olarak da dünyanın her bir tarafından virüsler kapmamız mümkün. Bu sefer kısmet İstanbul'aymış. Dün döndüm. 2,5 gün sonra benim Amerika'ya gidip uçuşlarıma başlamam lazım. İşte Amerika'dan önce Japonya'ya uçmam gerekiyor. Oradan Kore'ye, oradan Hong Kong'a vesaire vesaire gideceğim bir sürü nokta var. Şimdi bu durumda ben eğer 2,5 gün içerisinde iyileşip de Amerika'ya gidip uçuşlarıma başlayamazsam eğer yapmam gereken tek şey var. O da uçuş bir ekip planlamayı arayıp kusura bakmayın ben hastayım gelemiyorum demek. Sadece bu. Yani benim ne bir yerden rapor almam gerekiyor ne başka bir yerden bir onay almam gerekiyor. Ne beni baş pilotum veya yardımcı baş pilotlarım arıyor. Sadece yapmam gereken şey ben hastayım gelemiyorum iyi olduğum zaman sizi arayacağım demek. Bu hak bize sadece 30 gün süreli işe gidememek için sağlanmış bir hak. Dolayısıyla eğer 30 günden fazla bir miktarda biz eğer uçuşa gidemeyecek olacaksak ki bu benim daha önceden başıma geldi. O zaman rapor almamız gerekiyor bir doktordan veya bir muayene sonucunda bir hastaneden. Bunlar illaki sizin sağlık sertifikanızı aldığınız hastaneler olmak zorunda değiller. Herhangi bir hastane, herhangi bir doktor size bu konuda rapor yazabiliyor. Bazı havayollarında duyduğum gibi 2 günden uzun süreli hasta olduğunuz takdirde gidip rapor almanız, bilmem nerelerden onaylatmanız gerektiği türünden şeyler bizde yok. Tamamıyla pilotun kendi beyanına dayalı bir şey. Çünkü neden? Biz uçmadığımız zaman para kazanmıyoruz. Evet, ayda kazandığımız belli bir garanti ücreti var. Bu garanti ücretin üzerine çıkmamız için bizim 15-16 gün, 17 gün boyunca çalıştığımız zaman bize ödenen değişik miktarlarda ödenen paralar var. Uçuş saatine göre veya mesai saatine göre. Bunlar bayağı karmaşık formüllerle belirlenmiş şeyler. Bunları daha sonra videolarda ayrıca anlatacağım sizlere. Ama hastalık olduğu zaman paramızı nasıl alıyoruz diye soracak olursanız biz her işe gittiğimiz ay belli bir miktar hastalık parası veya şöyle söyleyeyim hastalık saati bizim hastalık bankamıza yatıyor. Daha sonra uçamadığımız zaman ben hastayım gelemiyorum dediğinizde bu bankadan yiyorsunuz. Eğer bir gün boyunca uçmadıysanız işte günlük 4 saat kesiliyor. Ayda yaklaşık 8.7 saat bizde eklenen miktar. Dolayısıyla her uçtuğunuz ay için 2 gün size hasta olma hakkı tanıyor şirket. Dolayısıyla sizin maaşınızı vereceği zaman da bu hastalık bankasından biriken hastalık saatlerini kullanıyorsunuz. Evet biliyorum biraz karmaşık. Bunları daha sonra başka videolarda görsellerle anlatmaya çalışacağım. Sonuçta şunu söylemek istiyorum. Hasta olduğumuz zaman eğer çok uzun süreli uçuşlara gitmemezlik yapmıyorsak o zaman şirket bize normal maaşımızı ödüyor. Böyle bir hakkımız var. Bu haklar havayolundan havayoluna değişiyor. Bunlar havayoluyla sendikanın arasında yapmış olduğu pilot ve şirket sözleşmelerinde geçerli olan kurallar. Bunlar çok çok değişiklikler fark edebiliyor havayolundan havayoluna göre. Dolayısıyla tek bir standart bir metot yok.
bir takım ilaçları almamız kesinlikle tavsiye edilmiyor. Örneğin içerisinde uyuşturucu madde içeren ilaçlar, bunların bazıları tedavide de kullanılıyor bunlar. Bunların bazıları FAA tarafından, Amerikan Havacılık Dairesi tarafından yasaklanmış durumdalar. Bunları kesinlikle alamıyoruz. Bir de bunların dışında aldığımız takdirde belli bir süreyle, 24 saat veya 48 saat süreyle uçuşa gitmememiz gereken ilaçlar var. Örneğin bu teraflu bunlardan bir tanesi. FAA bütün bu ilaçların piyasada, tabii Amerikan piyasasında satılan bütün bu ilaçların listesini pilotlara yardımcı olmak amacıyla yayınlıyor. Biz de grip olduğumuz zaman veya başka bir zamanlarda eğer akabinde hemen uçuşa gideceksek bu listeye bakıyoruz. Onaylı olup olmadığını araştırıyoruz doktorun verdiği ilacı, eğer doktora gidiyorsak. Doktordan da bize bu ilaçları yazmamasını rica ediyoruz. Bunlar neden önemli? Her şeyden evvel bunlar motor skills denilen, yani sizin hareket yeteneğinizi aşağı çeken ilaçlar. Alkol veya uyuşturucu içeren, tıbbi açıdan içeren ilaçlar sizin daha yavaş hareket etmenize, daha yavaş karar almanıza yol açacak ilaçlar. Bunlar da dolayısıyla yasaklanıyor. Ayrıca biz herhangi bir uçuşta, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda hiç bize haberdar edilmeden uyuşturucu ve alkol testine de tabiyiz. Siz işte ben terafluyu içiyorum şu an, yarın da uçuşa gidersem bunun içerisindeki alkol nedeniyle benim karımdaki alkol oranı biraz yüksek çıkabilir. Bu da benim kariyerimi etkileyecek bir şey. Dolayısıyla bu riski de almamak açısından insanlara bakın, bu ilaçları alırsanız o zaman alkol yüksüklü çıkma riskine çalışmamıza rağmen grip olduğunuzda bir takım koruyucu metotlar var etrafımızda. Her şeyden evvel uçuşa gitmiyoruz. Neden? Çünkü aslında insanlar hani hasta hasta uçuşa gitmek kötü bir şeydir diye düşünebilir. Özellikle sinüsleriniz tıkandığı zaman evet, uçuşa gitmek gerçekten kötü bir şey. Kesinlikle yolcu olarak bile uçmamanız lazım. Ama benim mesela dün Türkiye'den gelirken yaptığım gibi yolcu olarak da uçtuğum zamanlar baktım, kendi kendime kontrol ettim. Sinüslerimde bir tıkanma yoktu Allah'tan. Dolayısıyla basınç değişikliğine karşı da herhangi bir rahatsızlığım olmayacaktı. Bu durumlarda bile uçmanız iyi değil. Neden derseniz, genellikle grip türü şeyler, enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, yani virüsle bulaşan enfeksiyonlar. Bunları da etrafınızdaki insanlara yaymanız mümkün. Dolayısıyla şirket sizin özellikle uçuşa gelmemenizi de teşvik ediyor. Hasta olduğunuz, özellikle grip olduğunuz zamanlarda. Grip olduğunuz zamanlarda geldiğiniz takdirde uçuşa etrafınızdaki diğer pilotları da, ki biz genellikle 3 veya 4 pilotla uçtuğunuz için uzun uçuşlarda bir hasta insan uçuşun akabinde diğer 3 insanı da hasta edebiliyor. Tabii her zaman bu böyle mi? Değil. Bazı şirketler hastalığın bir boş gün alma aracı olarak kullanıldığını düşündüğü için, ki bu benim daha önceden çalıştığım bölgesel bir havayolu, senede 13 defa eğer ben hastayım deyip işe gitmediyseniz ve mazeretiniz de geçerli değilse o zaman sizi otomatik olarak işten atıyordu. Şimdi bu durumlarda tabii ki risk var. Neden risk var? İnsanlar hasta oldukları zaman işe gidecekleri için hem etrafındaki insanları hasta ediyorlar hem de hasta hasta uçuyorlar, ki bu gerçekten yapılmaması gereken bir şey. Örneğin ben çok iyi biliyorum, bir tane pilotu işten attılar çünkü hastayım deyip ondan sonra havaya uçağa atlayıp tatile gitmişti. Öyle sağlık durumları oluyor ki örneğin kalp rahatsızlığında, kalp krizi geçirdiğiniz zaman o zaman uçuşa dönmeniz çok çok daha fazla, hem kağıt kürek, yani bürokrasi işleriyle uğraşıyorsunuz, hem de şirketten ayrı kaldığınız zaman çok uzun olduğu için bu sefer iniş kalkışlarınızda sorun oluyor. Yeterince 30 gün, 90 gün içerisinde iniş kalkış yapmadığınız için en azından gidiyorsunuz simülatörde bir iniş kalkış yapıyorsunuz. Veya eğer hakikaten uzun bir süre ayrı kaldıysanız gidiyorsunuz uçakta tekrardan sınava giriyorsunuz. Tabii bunlar bayağı büyük hastalıklar zamanında, ama dediğim gibi grip türünden ufak tefek bir takım şeyler olduğu zaman şirketi arıyorsunuz, ben gelemiyorum diyorsunuz. Ben gelemiyorum dedikten sonra şirket size 30 gün boyunca rahat bırakıyor.
31. günden sonra sen bize bir rapor ver, bir doktor raporu alalım diyor. Ondan sonra da arkasından bunun takibi başlıyor. Dediğim gibi pilotların sağlığı çok önemli olduğu için şirketler de bu konuda bayağı hassaslar. İnsanların kesinlikle bunu suistimal ettiklerini düşünmüyorlar. Eğer düşündürürlerse, öyle bir durumda yakalarlarsa en azından bizim şirket bunun da cezai müeyyidesini uyguluyor. Şimdilik bu kadar. Sesim için özür dilerim. Maalesef bayağı rahatsızım. Kanala abone olmaya devam edin. Uçuşlar hakkında, pilotluk hayatı hakkında çok ilginç bilgileri bundan sonra da paylaşacağım. Umarım bu videoyu da ilginç bulmuşsunuzdur. Kanala abone olmanın dışında bir de videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bazen sonuna ufak tefek sürprizler de ekleyebilirim. Bu videoda belki olmayacak ama bundan sonraki videolarda eklemeyi düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Tekrar başka bir videoda çok daha iyi bir sesle görüşmek üzere. Hoşça kalın.